Merhaba, ben Tuğçe Odoğar. Bugün sizlerle birazcık sohbet muhabbet edeceğiz. Sanat sepet üstüne bana sorular sorun diye soru sordum size. Siz de bana sorular sordunuz. Gerizekalı beyni yaktı ilk saniyeden. Instagram üstünden bana sanatla ilgili, üretim süreciyle ilgili, ne yapıyor, ne ediyor, nasıl gidiyor bu işler, nasıl oluyor dediğiniz, tavsiye istediğiniz konular hakkında şöyle bir bilgi vereceğim. Bir yandan da emekliliği gelmiş olan emektar Sulu Boyamlı'na böyle bir şeyler çiziktiriyor olacağım. O zaman hazırsanız sohbetimize direkt başlayalım. Şimdi sorulara başlamadan önce şunu belirteyim. Birçok kişi malzeme tavsiyesi istemiş benden. Malzeme tavsiyesi, yani videolarda kullandıklarımı tavsiye ediyorum. Bir de elimdeki tüm malzemelerim diye bir video var, oraya bakabilirsiniz. Onun dışında çok fazla malzeme bilgim yok tabii ki de. Her şeyi bilmiyorum ben de, piyasada olan. Bir de şey sormuşsunuz çok fazla. Çizim yorumlama videosu tekrar gelecek mi diye sormuş. Çizim yorumlama videosu tekrardan gelecek, evet. Ne zaman ki kendi kafama sıkmak isteyeceğim, ne zaman ki ah Tuğçe'cim sen bir cezayı hak ettin diyeceğim, o zaman tekrar böyle bir video çekmek istiyorum. Video çekiş süreci güzel, hoş ama videonun benim bana çizimleri gönderebilirsiniz dediğim andan sonraki böyle 5 ay boyunca durmadan gelen çizimler mailden, Instagram üstünden, Facebook üstünden, ne kadar sosyal medya varsa, neredeyse postayla bile gönderecek insanlar. Böyle video çektim bitti artık, hani katılım tarihi bittiği halde aylar sonra bile hala sürekli bana insanların işte çizimlerini atıp şunu bir yorumlayıver, buna bir bakıver, şunu bir şöyle yapsan ne olur falan diye. Böyle ucu bucağı gelmemesi, o videoyu böyle çektim bitti durumuna ulaşamamam, üstüme yapışıp kalması, resmen böyle şey, pislik eski sevgili gibi yani, yapıştı kaldı gitmiyor, lanet ettim artık videodan sonra, onun için birazcık ara verdim. Tekrardan kafamı sıkmak istediğimde böyle bir video çekeceğim, biliyorum istiyorsunuz. Bunun yanı sıra birçok kişi kille obje videosu yap, kille obje 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 bitle kil 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 falan diye beynimi yediniz. Bunu aslında söylemiştim, ben böyle bir kez söyleyince herkes onu, 70 milyon beni izliyor ya sürekli, herkes onu biliyor zannedip tekrar söylemiyorum ama şu an hala taşınma durumundayım. Bütün malzemelerim, yani yanımda getirdiğim az malzeme dışında hepsi kolilerde, bir konteynerin üstünde, şu anda okyanusu geçiyor muhtemelen. Ve hani bunları yapabilecek bir masam bile yok hala otelde kaldığımız için. Onun için kil videolarını ancak eve yerleştikten sonra, yani en az 2 ay sonra yapabileceğim. Aklınızda bulunsun. Son olarak da birçok kişi, Tuğçe göz nasıl çizeceğiz? Kulak, ya burun, ya omuz, ya ense, ya köprücük kemiği falan diye yüzün parçalarıyla ilgili soru sormuş. Aslında benim kanalımda yüzün parçaları diye bir video var. Ama o zavallı video, kimse ne gördü, ne duydu, ne bileyim, böyle bir dışlandı, bir eziklendi falan, kenarda kaldı. Öyle bir video var. Yani bırakayım aşağı linkini, unutmazsam ki kesin unutacağım. Ama yüzün parçaları diye aratırsanız bulursunuz. Orada böyle genel önden yandan çaprazdan yüzün parçaları çizimini anlatıyorum. Ona bakabilirsiniz. Şimdi artık teker teker tekli soruları geçebiliriz. Şimdi sanki bir 10 dakika konuşmuşum gibi hissediyorum. Onu ne yapacağız acaba? Birçok kişi Güzel Sanatlar Lisesi okumak şart mı diye sormuş üniversiteye gitmek için. Ben okudum. Yani ama sınıftaki herkes okumuş değildi, yani bizim Güzel Sanatlar Fakültesindeki. Bence şart değil. Yeterince kendinizi hazırlarsanız, kendinizi geliştirirseniz, pratik yaparsanız, çalışırsanız, hayır tabii ki de şart değil. Yani lisede çünkü şöyle bir şey var. Fotoğrafçılıktan heykele, baskıya falan birçok tekniğini öğretiyorlarsa bu güzel bir yatırım tabii ki de temel olarak. Bir de şey güzel, hani düzenli desen çiziyorsunuz. O 4 sene içinde sürekli çizim hayatının bir parçası olmuş oluyor. O şekilde ya da bu şekilde. Bu açıdan güzel. Ama normal bir liseye gidip ya da dışarıdan kendiniz böyle düzenli bir şekilde çizim yaparak da gelişip gayet de üniversiteye girebilirsiniz. Yani lise şart değil, tabii ki de şart değil. Lise, lise şart değil. Durun yanlış anlamayın. Yani Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek şart değil. Animasyon okumak mantıklı mı? Yine olsa yine yapar mıydın diye sormuşsunuz. Yine olsa kesinlikle yapardım. Tabii de farklı bir şekilde yapardım. Animasyon okurdum ama okurken birazcık daha böyle yırtıcı davranırdım. Birazcık daha imkanlarını sömürmeye çalışırdım okuduğum bölümün. Animasyon okumak mantıklı mı? Yani sabırlıysanız, işte ne bileyim, ay boynum da düzleşsin, belim de fıtık olsun, sağlığım bozulsun, bilgisayar başına oturarak kilo olayım ama çok da eğleneyim diyorsanız bence çok mantıklı. Çok güzel bir meslek, çok da zor bir meslek bence. Yani mantıklı mı, kime göre, neye göre? Ruh hastasıysanız mantıklı, neden olmasın? İlham aldığın kişiler kimler diye sormuşsunuz. Instagram'da takip ettiğim aslında insanların herhalde %70'i falan böyle beğendiğim sanatçılardan oluşuyor. Oradaki listeye bakabilirsiniz. Gerçekten hiç böyle ne çizeceğimi bilmediğim zamanlarda bile canım hiçbir şey yapmak istemediğinde bile başkalarının böyle o güzel çizimlerine bakıp böyle hem çıldırıyorum hem kıskanıyorum hem de böyle hevesleniyorum falan, tekrardan bir motivasyonum artıyor. Neden kendi çizimlerini beğenmiyorsun ve kendi çizimini beğenmemenin sebebi özgüven eksikliği mi diye sorular gelmiş. Bilmiyorum aslında, özgüven eksikliği de olabilir, özgüven fazlası da olabilir. Yani şöyle, belki
özgüvenin yetmediği için hep çirkin olduğunu düşünüyor olabilirsin. Ya da kendine öyle bir özgüvenin vardır ki çok daha iyisini yapabileceğini bildiğin için yaptığın hiçbir şey beğenmiyor da olabilirsin. Ya da tamamen alakasız, kafandakiyle örtüşmediği için beğenmiyor olabilirsin. Hırslı olduğu için beğenmiyor olabilirsin. Ne bileyim, kendini eziklemek istiyor olduğun için beğenmiyor olabilirsin. Bende muhtemelen bunların kombosu bir kokteyl oluyor. Ama benim işime geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Üniversitede, lisede de çevremde o kadar yetenekli insanlar vardı ki her zaman süper yetenekli insanlara çevreliydim ki şu an sosyal medyada zaten hani çıta yok ama çıta olsaydı çok yüksek olurdu, öyle düşünün. Böyle öküz gibi çizen insanları görünce tabii ki de ben de diyorum ki daha gideceğim. Tabii ki çok yolum var yani herkes için, her seviye için bence çok gidecek çok yol var ki zaten çizimlerinizi beğenmediğiniz yani bir tık daha iyisini yapabileceğinizi düşündüğünüz sürece zaten gelişebilirsiniz. Kendinizi daha çok dürtersiniz. Hadi daha iyi olabilir, daha iyi olabilir diye daha hırsla çalışırsanız. En azından benim için böyle oluyor. Yani bu aslında bir avantaj diyebiliriz bu noktada. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Özellikle hızlı bir şekilde nasıl geliştirebiliriz diye çok sorular geliyor. Yani bunu hızlandırılmış 6 haftada kendini geliştirme diye bir şey yok arkadaşlar. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok gelişirsiniz. Bu bildiğiniz düz orantılı ilerleyen bir grafik. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız günde en az 1 saat mesela çizim yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim 2 saat olabilir. Haftada 40 saat olabilir. Bilmiyorum. Yani ne kadar gelişmek istiyorsanız, ne kadar hızlı gelişmek istiyorsanız, ne kadar vakit ayırabiliyorsanız ve hani ne seviyedeyseniz ona göre değişir. Ama tek yapmanız gereken gerçekten bunun gizli bir formülü yok. Her sanatçıya sorabilirsiniz etrafınızdaki. Pratik yapmanız gerekiyor, çalışmanız gerekiyor. Bu kadar. Başka bir kısa yolu yok yani bu olayın. Güzel sanatlar okumadan sadece kurslarla ya da kendimizi geliştirerek de bu mesleği icra edebilir miyiz? Alaylı olarak da işte bir yerlere gelebilir miyiz diye soran olmuş. Tabii ki de gelebilirsiniz. İlla bunun okulunu okumak gerekmiyor tabii ki de. Şu an bir de internet, güzelim internet, canım internet olduğu için her şeyi rahatça bulabiliyorsunuz zaten. Ama gerçekten dışarıdan bir meslek edinmek istiyorsanız yani okula gitmeden. Çünkü okula güzel olan şu, önünüzde bir schedule var, bir hazırlanmış bir müfredat var. Cidden oturup da düşünmüyorsunuz acaba bugün ne yesem diye. Onlar zaten önünüze yemeği koyuyor gibi bir şey oluyor. Siz artık ne kadar ne yerseniz. Dışarıdan hazırlanacaksanız gerçekten araştırmanızı iyi yapmanız, planlamanızı iyi yapmanız, bir amaca yönelik bir planlama ile ilerlemeniz gerekiyor ki böyle temeliniz sağlam olaraktan böyle kendinizi geliştirip bir yerlere gelebilirsiniz diye. Renk skalasını nasıl çıkartıyorsun, ünlü renkleri nasıl çiziyorsunuz diye sormuşsunuz. Şu an aslında biraz daha otomatik oluyor ve kafamda canlandırabiliyorum. Bir rengi, mesela tek rengi baz alıyorum. Sonra onun yanına ne gideceğini böyle kafamda bu renk mi olur, şu renk mi olur diye gözümde canlandıraraktan karar verebiliyorum. Ama öncesinde, hani daha böyle kafanızda o beğendiğiniz skalalar oturmadan öncesinde mesela çektiğiniz fotoğraflar olabilir, beğendiğiniz bir görsel olabilir. O görseli alıp, Instagram'da bile var ya böyle fotoğrafın üstündeki böyle gezdirip çubuğunuzu renk skalası alabiliyorsunuz o resmin içindeki. O resmin içindeki, o fotoğrafın içindeki ya da beğendiğiniz bir çizimin içindeki renklerin skalasını çıkartabilirsiniz başlangıç olarak. Çalışacağım arkadaşlar nasıl ulaşıyor? Sen mi ilanlarla ulaşıyorsun freelance için diye sormuşsunuz. Öncesinde aslında böyle freelance sitelerinden ben yazıyordum. Birazcık daha böyle kendim atak davranıyordum. Şu anda sosyal medyanın büyümesiyle, benim de sosyal medyada aktif olmamla beraber markalar beni buluyor ya da arkadaşlarımla işte bu piyasada edindiğim çevreyle işler genelde bana geliyor. Fazla kendimin başvurması, bir şey yapması gerekmiyor. Ama ilk başlangıç aşamasında tabii ki de başlangıç aşaması dedim yıllar yıllar boyunca. Nerede ilan varsa işte online olarak freelance çalışabileceğim siteler varsa oralarda işte portfolyomu açıp profilimi aktif tutmaya çalıştım. Ki şöyle bir şey var. Benim gibi olmayın. Çünkü ben gerçekten yaptığım işleri paylaşma konusunda çok çekingendim. Fazla atak değildim. Daha atak, daha yırtıcı olun. Hiç çekinmeyin yani. Acaba hazır mıyım demeyin. Gerçekten insan bu alanda bence hiçbir zaman kendini "Wow, ben çok hazırım, dostum" falan, egodan ölmüyorsan bence hiçbir zaman çok hazır olmuyorsun. Çünkü her zaman öğrenecek, geliştirecek bir şey oluyor, yeni bir şey oluyor yani katmanız gereken kendinize. Onun için böyle kafanızı böyle metrobüse biner gibi bir sokun bir piyasaya. Bir böyle atak olun, bir saldırın, bir şeyler yapmaya çalışın. Sonrası zaten siz geliştikçe dünya değişir. Şu an özlü bir söz söylemek istedim ama söyleyemedim. Müteahhit gibi oldum resmen. Düzenli çalışmanın sırrı ne? Şimdi evet, son zamanlarda yalan yok. Bak, kendimi yeri gelince çok güzel gömüyorum ama şu an öveceğim. Hazır mısınız? Tuğçe övme saatine hoş geldiniz. Ben çok düzenli çalışıyorum. Başka türlü çünkü çalışamıyorum. Yani freelance olduğum için o düzeni oturtturmadan olmayacaktı. Bildiğin saatle çalışıyorum neredeyse. Kalkma saatim, spor saatim, çalışma saatim ve çalışmamın bitme saati var. Ki neredeyse bunu hiç esnetmiyorum. Peki Tuğçe'cim, buna nasıl sadık kalıyorsun? Çünkü canına com com değil mi derseniz. Evet, canıma com com aslında çoğu zaman. Ama buna bir hedef koyarak sabit kalıyorum. Mesela daha ileriye dönük, gelmek istediğim yerler,
çalışmak istediğim projeler var, hayata geçirmek istediğim projeler var. Bunları düşünüp buna giden adımları böyle, yani basamakları adımlara bölüyorum. O gerçekten beni çok motive ediyor. Şu an yapmam gereken şeyin bu olduğunu bildiğim sürece yapıyorum ya. Resmen görev insanıyım yani ben. Yapacak bir şey olunca onu böyle yapıyorum. Bu tarafımı keşfettikten sonra işte kendime görevler vermeye, hedefler koymaya başladım. Size de tavsiye edebilirim. İnsan hedef olunca gerçekten böyle sabah kalkarken de, yatarken de böyle sürekli bir heyecan duygusu. Ne bileyim bir böyle sebebin oluyor ya. Sebebin oluyor. Arabeske bağladı. Bir ressamda olması gereken özellikler nelerdir? Efendim ben 75 yıllık resim kariyerimde şunları gözlemledim. Böyle sorular gelince genelde kendimi çok yaşlı hissediyorum. Ama kendi çevremden ve kendimden gözlemlediğim kadarıyla şunu söyleyebilirim ki kesinlikle çalışkan olması gerekir. Arkadaşlar çok yetenekli insanlar gördüm ama çalışkan değillerdi. Daha tembel, daha ne bileyim aklı bir karış havada mı derler bilmiyorum. Belki de hani amaca yönelik yaşadığımız için genel olarak da amaçları belki benim koyduğum amaçlarla örtüşmediği için bana tembel gelmiş de olabilir. Ama gerçekten gözünüz yüksekteyse ben bu işi yapacağım ve hani ben adımı duyuracağım, ben bir yerlere geleceğim, ben bu alanda gerçekten tanınmış kişilerden biri olacağım ya da çok iyi olacağım diyorsanız çok çalışkan olmanız gerekiyor. Üşengeçlik, ertelemek, efendime söyleyeyim 5 dakika daha uyuyayım anneciğim demek yok. Kız çizmene bayılıyorum ve bakınca genelliği aynı gibi duruyor. Bu senin tarzın mı ya da istemeden mi oluyor? Çok güzel sormuşsunuz çünkü tam bu resmi çizerken ki gerçekten çok çok çirkin oldu. Şu an hiç memnun değilim, böyle boyayla falan kurtarmaya çalışacağım ama bilmiyorum artık nereye gidecek bunun sonucu. Onu geçen de fark ettim böyle. Çizim yaparken gerçekten kız çizmekten aşırı zevk alıyorum ve benim tarzım olduğu için bu da genelde birbirlerine benziyorlar çizdiğim şeyler, yani andırıyor. En azından bak aslında bir yandan iyi bir şey bu. Baktığınızda evet bu Tuğçe'nin çizimi diyebilirsiniz. Bu da benim bir tarzım olduğunu ve bu tarzın gerçekten unik olduğunu gösteriyor. Bir yandan da şeyi fark ettim artık. Kendimi tekrarlıyor gibi hissediyorum, gelişmiyor gibi hissediyorum ve bu beni sıkmaya başladı. Tabii ki de gelişiyorum. Ama ben böyle birazcık daha challenge'ı böyle kendime meydan okuma kafasını sevdiğim için daha hatta bu videoda böyle bunu çizerken şimdi aklımdan geçmişti. Hacı ne yapıyorsun sen ya? Niye bak başka bir şey çizmedin falan diye. Siz de bazen yorumlarda hiç acımadan gömçürüyorsunuz. Niye hep kız çiziyor be diye. Valla iç sesimde size kesinlikle katılıyor, yalnız değilsiniz. Türkiye'de sanat alanında bir şeyler okumak mantıklı mı? Yani kişiye göre değişir mantıklı derken. Mesela düzenli geliri olan masa başı bir iş istiyorsunuz memuriyet kafasında, hayır mantıklı değil. Ama düzensiz geliri olan masa başı bir iş istiyorsanız tabii ki de çok mantıklı. Aradaki tek ayrım buymuş. Niye canım, aslında şirkete çalışınca o da düzenli gelire bağlanıyor. Maalesef ülkede yeteri kadar sanata gerçekten değer verilmiyor. Ama ülkenin genel ekonomisine, durumuna baktığında çoğu iş gücüne zaten değer verilmiyor şu anda. Ama bu demek değil ki ülkede sanat yok. Bu ülkede ne alaka ya? Animasyondur, sanattır falan diyorsanız saçmalamış olursunuz. Çünkü ülkemizde gerçekten inanılmaz iyi sanatçılar var. Ve gerçekten güzel bir komünitesi, güzel bir sanat grubu var. Güzel aktiviteler falan da yapıyorlar. Doğru kişileri takip etmiyor olabilirsiniz. Bundan haberiniz yoksa eğer ki doğru kişiler doğru kişi kesinlikle ben değilim. Çünkü neredeyse hiçbir şey paylaşmıyorum. Bu konuda birazcık da aktif olmaya çalışacağım arkadaşlar. Size de iletmek, o yolu göstermek için. Sanat okumak mantıklı mı? Yani niye okuyorsun? Para için mi okuyorsun? Para içinse bilemeyeceğim. Daha garantili para kazanma yolları bulabilirsiniz. Sevdiğiniz içinse, bunu yapmak için böyle geldim dünyaya, bu benim yapmak istediğim şey hayatım boyunca diyorsanız tabii de mantıklı. Of, yalnız böyle ciddi ciddi cevap veriyorum, sonra kurgudayken şey oluyorum böyle. Tuğçe amma konuşmuşsun, ne konuşmuşsun, ne ciddiyet bu ya, dünyayı mı kurtarıyorsun, bu neyin kafası diye kendime kızıyorum. Resim öğretmenliği için hazırlıyorum. Eskişehir'de yaşayıp Anadolu Üniversitesi'nde okumak mantıklı mı yoksa farklı bir şehir mi? Yani şimdi kimisi Eskişehir ister, kimisi Kütahya, kimisi New York. Kütahya'yı da araya sokuyor yalnız. Asla es geçmem Kütahya, bilirsiniz kalbine yeri farklıdır. Kime göre, neye göre mantıklı şimdi? Eskişehir'in güzel şehir ama Anadolu Üniversitesi de vallahi çok güzel üniversite, güzel sanat fakültesi. Ben okurken çok güzeldi, şu an nasıl bilmiyorum ama herhalde hala güzeldir. Derslerden vakit bulamıyorum çizime, ne zaman çizeceğim, nasıl gelişeceğim diye soranlarınız oluyor arkadaşlar. Ben bilmiyorum yani nasıl bir ders programınız var, böyle bildiğin yemek yiyip ders çalışıp sonra uyup sonra yemek yiyip tekrar mı ders çalışıyorsunuz? Yoksa arada sosyal medyada harcadığınız mesela bir yarım saat, televizyona baktığınız bir yarım saat, işte oturup dedikodu yapıp çekirdek çitlediğiniz başka bir yarım saat var mı? Çünkü varsa demektir ki kendinizi geliştirmek için istiyorsanız gerçekten vakit bulabilirsiniz. Ya da mesela bir saat daha az uyuyup, çünkü bazı insanlar gerçekten 4-5 saat uyuyup hayata devam edebiliyormuş. Ben bunu yapmıyorum ama yapan varmış. Uykunuzdan kısabilirsiniz. Çünkü gerçekten hayatta bir şey yapmak gerçekten istiyorsanız
yapabilirsiniz. Bu kadar basit. Bir şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Bazı yerlerden kısıp ona yatırım yapmanız gerekiyor. Yani şu an ders çalışıyorsanız mesela 10 dakika ara verip hızlı bir skeç yapıp sonra tekrardan ders çalışmaya dönebilirsiniz. Çok istiyorsanız vakit bulursunuz bence. Yaparsanız, güveniyorum ben size. Aslansınız, kaplansınız. Yürüyün be, verdi gaz. Nedense bir gaz verme şeyi duydum, ihtiyacı duydum. Bir sipariş aldığında zaman planlamanı nasıl yapıyorsun? Teslim sürecini kim belirliyor? Bunu uzun uzun konuşabiliriz başka videoda. İstiyorsanız freelance işler nasıl ilerliyor diye. Ama genel olarak projeler bazen deadline'e geliyorlar. Hani biz şöyle bir projeyi bu kadar çizim, işte böyle bir animasyonu şu kadar gün içinde, şu kadar ay içinde istiyoruz diye, olur mu diye soruyorlar. Ben de hani işin yapılabilirliğini az çok tartıp ölçüp olur ya da olmaz ya da şöyle olur böyle olur falan diyorum. Ya da bana sorarlarsa da kendi planlamama göre ilk olarak o işi hemen alabileceğim, hemen başlayabileceğim mi, hazırlık süreci nasıl olacak, işte teslim süreci ve ekstradan hani birkaç gün hep eklerim, ne olur ne olmaz, işte ağzımın üstüne düşerim, işte kafam kopar, elim işte parçalanır falan diye böyle Allah'ım felaketi söylerken bile korktum. Yani ne olur ne olmaz diye arada ekstra günlerde ekliyorum kafama göre. Temel resim eğitimi şart mı diye sormuşsunuz. Bence şart. Ben aldığım için mi bunu diyorum? Muhtemelen. Ama ben mesela şu an bir kurs açsam ve sizlere işte çizim öğretiyor olsam da ilk olarak temel çizim eğitimi verirdim. Perspektif öğretirdim, oran orantı öğretirdim, ışık gölge öğretirdim. Size bir sürü portakal, elma, işte şişe mişe çizdirirdim böyle lanet edene kadar ki o lanet etme sürecinde sabırla dayananlar bir sonraki level'a geçip prensesi kurtardım var ya ama bu prenses değil diye hayatları boyunca sürecek olan bir çalışma ve acaba başardım mı, başaramadım mı, ne oldu la burada hissiyatına dahil olabilsin diye. Ama kesinlikle temel sanat eğitimi bence gerekli. Sanat hırsızlığı. Benim de zaten konuşmak istediğim bir konuydu. Bununla ilgili ayrı bir video bu. Ben zaten gömçürürüm isterseniz de. Sizden bazı sorular geliyor. Bazen benim gördüklerim de oluyor. Bilmediğinizi düşünerekten bir şey demiyorum ama size genel bir bilgilendirme geçeyim. İlk olarak bir resimden, yani bir fotoğraftan, başkasının çektiği bir fotoğraftan, başkasına ait bir fotoğraftan bakarak bir şey çizerseniz ve bunu hani mesela sosyal medyada yayınlarsanız bu sanat hırsızlığı olmuyor arkadaşlar. Bu birinden referans almış oluyorsunuz ki o referansı belirtmeniz daha etik bir davranış. Hani nereden bakarak çizdim, hangi sanatçının işinden, fotoğrafından bakarak çizdim diye belirtirseniz, ona atıfta bulunursanız tabii ki de daha doğru bir şey yapmış olabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer bir sanatçının işinden, hani mesela ben bir resim çizdim, siz de bu resmi kopyaladınız, sonra bunu kendi sayfanızda paylaştınız ama alttaki açıklamada bana atıfta bulunmadınız, İşte bu yanlış bir davranıştır. Çünkü siz başka bir sanatçının işini kopyalayıp da kendi işinizmiş gibi bunu piyasaya süremezsiniz. Hele bir de bunun başka bir boyutu var ki, mesela bir sanatçının yaptığı işi aldınız, aynısını yaptınız ve bunu satıyorsunuz ve bundan ticari gelir elde ediyorsunuz. İşte bu noktada zaten bu telif ihlaline giriyor. Yani siz başkasının işinden esinlendim, ilham aldım adı altında çok benzerini veya birebirini yapmaya çalıştıysanız ve bundan gelir elde etmeye çalışıyorsanız bu direkt bir yasa ihlaline giriyor. Dikkat edin arkadaşlar, kimden ne kadar ilham aldınız, ne kadar kopyaladınız, ondan para mı kazanmayı amaçladınız? Bunlar başınıza gerçekten dert açabilecek şeyler. Özgün olmayan, size ait olmayan şeylerden para kazanamazsın. Yayınladığınızda da bunları mutlaka hangi sanatçıdan aldığınızı, ilham aldığınızı ya da kopyaladığınızı ya da öğrendiğinizi açıklayıp belirtmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra bir de şey soran çok olmuş. İşte bakarak çiziyorum ama imgesel çizemiyorum. Bakarak çizmek kötü mü? Neden imgesel çizemiyorum? Nasıl çizilir falan diye. Aslında bunu böyle hayal gücünü geliştirmek falan diye videolar yapıp böyle oralarda genel büyük büyük anlatmıştım. Büyük büyük anlatmıştım. 15 saat konuşmuş çünkü ruh hastası. Bakarak çizmek kötü bir şey değil arkadaşlar. Referans almak kötü bir şey değil. Bu sizi geliştiren bir şey. Canlı modelden çizmek fotoğraftan çizmeye göre çok daha iyi geliştiren bir şey, sizi, gözünüzü çok daha açan. Çünkü siz 3 boyutlu bir şeyi 2 boyutlu yüzeye aktarıyorsunuz ve bu öğrenilmesi gereken bir şey. Bunun dışında fotoğraftan da, yani canlı model her zaman bulamıyoruz maalesef, fotoğraftan da çizerseniz gayet de sizi geliştirir. Ayrıca işte ben bakarak çiziyorum ama imgesel niye çizemiyorum, ne olmuyor, neden olmuyor acaba derseniz, bu şöyle bir şey. Bir şeyi bakarak çizip çizim hafızası, görsel hafıza oluşturmanız gerekiyor ki bakmadan da çizebilirsiniz. Yani imgesinizi geliştirmek istiyorsanız olabildiğince desen pratiği yapmanız gerekiyor. Olabildiğince skeç atmanız, çizim yapmanız, gözlemlemeniz gerekiyor ki orada bir veri, bir data oluşsun bir beyinde. Bir o klasörün içine bir doldurun ki daha sonra o klasörün içine bakaraktan, hayal gücünüzü kullanaraktan bir şeyler çizebilin. Yani sonuca gelirsek, bu kadar konuştun ne diyorsun hacı derseniz, pratik yapacaksınız, bu kadar. Yani başka bir, bunun başka bir yolu, başka bir açıklaması zaten yok. İllüstrasyon konusunda tanınmak, iş yapabilmek için önce ücretsiz çizim vesaire yapmak gerekiyor mu diye sormuşsunuz. Yani ücretsiz çizim, tanımak istiyorsanız ve
evet portfolyoma bu işi yaptım demek istiyorsanız çok mantıklı. Mesela öğrencisiniz ve dışarı yaptığınız hiçbir iş yok. Ucuza 10 TL'ye bile olsa bir diğer biçim bence. Hani direkt ücretsize yapmayın. Ama çok ucuz fiyatlara iş yapıp daha sonra bunu portfolyonuza koyup daha sonra fiyatınızı normale çekebilirsiniz. Normalde nasıl çekiliyor? Harcadığınız zaman, verdiğiniz emek, aldığınız malzemenin bütçesi. Bunları hesaplayarak bir değer biçebilirsiniz. Ama bunun öncesinde belki tanınana kadar, belki siz de hani evet ben hazırım artık, ben piyasa seviyesinde iş yapabilirim dediğiniz noktaya kadar daha ucuz işler yapabilirsiniz. Ama bedavaya bence girmeyin fazla. Birçoğunuz sıfırdan başlayanlara tavsiyeler verir misiniz falan diye sormuşsun. Aslında ben sıfırdan başlayanlar serisi yapmak istiyorum. Bir kendimi toparlayabilsem birçok yapacağım şey var ve o da sırada. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hiçbir şey bulamıyorsanız şu an oturun ve önünüzde ne var? Telefon mu var? Ben mi varım? Bunu çizin. Bilgisayarını çizin, kahve bardağınızı çizin, annenizi babanızı çizin, kapıyı çizin, pencereyi çizin. Önünüzde ne varsa çizin. Siz yeter ki böyle sürekli bir şeyler çizin. İlla bir canlı model olması gerekiyor. Cansız da, natürmort da, meyve, sebze, şişe, metal, cam. Her gün değişik bir şey çizmeye çalışın. Her gün kendinize yeni bir şey öğretmeye çalışın. Bunun yanı sıra klasik mi, dijital mi, sulu boya mı, neyle başlanmalı diye sormuşsunuz. Ben klasikle başladım. Sonra yağlı boya yaptım. Sonra biraz akrilik, biraz guaş, pastel, kuru derken sulu boyada dedim ki ya birçok liman gezdim ama en çok bunu sevdiğim bir sulu boyada durmuş gibi oldum. Bence dijital de olsa, sulu boya da olsa öncelikle bir öğrenmeniz gereken perspektif, ışık, gölge, oran, orantı gibi gerçekler var. Bunları bilmeden ne dijitalde, ne sulu boyada, ne başka bir mecrada ilerleyemezsiniz. Bir temel olması gerekiyor ki sonra kullandığınız medya önemli değil. O medyayı en iyi şekilde kullanmanız bence ikinci aşama. Bir şeyi renklendirmek ikinci aşama. Önce bir şeyi bir çizebiliyor olmak ve onun ışık gölgesini verebiliyor olmak, oran orantısını kuruyor, kompozisyonu oturtabiliyor olmak gerekiyor. Ki daha sonra üstüne rengini istediğiniz medyayla zaten verirsiniz. O medyayı öğrenmek gerçekten pratik işi. Daha çok işte araştırma işi, deneyerek, yanılarak ilerleme işi. Ama çoğunuz ne deneyeceğim, ne yapacağım bilmiyorum, nasıl olacak bilmiyorum diyorsanız size tavsiyem şu an elinize bir kağıt kalem alın. Önce bir tane elma koyun, bir ısırık alın üstünden ve onu çizin. Bir tane dolmalık biber çizin. Ben hatırlıyorum 3 ay boyunca dolmalık biber çizmiştim. Bunu da anlatıyordum çizme sohbette sanırım size. Gerçekten o zamanlar ne alaka ya, ne işime yarayacak benim dolmalık biber derken o gözlemleme ve gördüğünüz şey kağıda aktarma becerisini inanılmaz geliştiriyor. Ve size verebileceğim en güzel tavsiye, çizim alanına gelişmek istiyorsanız hızlı çizimler yapın. Mesela 2 dakikalık eskizler. Bir tane resim açın ya da bir parka gidin ya da camdan bakın. Hızlıca o an böyle ne görüyorsanız, yoldan geçen insanlar, bankta oturan teyzeler, ne bileyim evdeki işte yaşadığınız insanlar, birileri varsa ya da aynanın karşısına geçin kimse yoksa kendinizi poz değiştirip alarmınızı kurun. 2 dakikada çizin. Diğer sayfa. 2 dakikada çizin. Hızlı o kadar güzel geliştiriyor ki sizi. Kısa yol isteyen arkadaşlara bunu söyleyebilirim. Farkı çok hızlı göreceksiniz. Neyse burada artık videomuzun ve çizimimizin, çizimi de beğenmedim zaten genelde beğenmiyorum da bunu ayrı beğenmedim. Neyse umarım siz beğenmişsinizdir. Sohbetimiz, muhabbetin sonuna geldik. Benim hoşuma gitti aslında bu konsept. Böyle sanat hakkında sohbet, muhabbet etmek. Bunu canlı yayında da yapabiliriz. Bir canlı yayın açabilirsem. Siz de beğendiyseniz bunu devam edebiliriz. Ya da Tuğçe ya şu konuda cidden bir konuşsak, böyle bir çemkirsem, bir böyle sohbet etsek falan dediğiniz tek bir konu varsa onu da bana belirtebilirsiniz. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.